What's up guys? Welcome to the Seyfil ailesi. Arkadaşlar, diyetimiz maalesef devam ediyor. Bugün galiba ya 5. müydü ya 6. gün müydü? Valla ben de artık unuttum. Şöyle bir göstereyim. Evde mie vardı. Mie bilirsiniz arkadaşlar. Hani spagettinin biraz daha kalını. Türkçesini bilmiyorum. Yanına da böyle bir soğan salatası yaptım. Soğan salatasının içinde nar eşkisi var. Şöyle biraz yapışmış olabilir. Çok az bir yağ atmam gerekiyordu. Yoksa yapışacak. Ama çok az attım. O yüzden biraz hala böyle yapışmış. İçinde çok az bir kıyma var. Peynir var ve yumurta var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Açayım arkadaşlar. Bugün biraz yukarı çıkmıştım. Halime bakmayın. Kafam felaket dönüyor bugün. Yukarı çıkayım dedim. Uyuyakalmışım. Kedileri de yanıma yatmış Allah'ım. Bak makarnanın her türlüsünü severim. Salata da çok güzel. Mis 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 mis. Sercan biraz rahatsız. Üşütmüş galiba. Bana da bulaştı galiba, bilmiyorum. Dün arkadaşa bir soru sormuştuk mukbang için. O soruları Sercan'a değerlendirmem gerekiyor. Çünkü soru ikimize de ait. O yüzden bugün sorular yapmayacağız. Duydunuz değil mi köpeği? Bunların koklarını aldığı zaman nasıl havlıyor? Size komik bir şey anlatacağım. Dün müydü? Yok. 2 gün önce. Çalıştığım gün. Arkadaşlar biliyorsunuz annem Türkiye'de. Ve annemi aramıştım. Annemle telefonla görüntü olarak konuşuyoruz. Bak Eray'dan kaçtı. Görüntü olarak konuşuyoruz. Biliyorsunuz bizim Türkler, biz bağırarak konuşuruz. Bilmiyorum neden. Hele ki annem. Ama annemi de duymuyorum. Trenin içindeyim. Kulakçıklarım var. Ben de geri bağırarak konuşuyorum. Ama arkadan da bir adamın sesi duyuluyor. Adam böyle arkadan sanki böyle bağırıyormuş gibi. Tam da duyamıyorum çünkü annemle konuşuyorum. Neyse annemle böyle konuşuyorum. Bayağı bir 5-10 dakika konuştum galiba. Meğersem adam bana bağırıyormuş. Kulaçıkları çıkardı. Ne var diye bakmıştım. Adam bana diyor ki hanımefendi, hanımefendi burası sessiz olan yer. Siz orada gelmişsiniz, konuşuyorsunuz. Şöyle de böyle de. Arkadaşlar bizim trenlerde birkaç bölgelerde sessiz alanı var. Yani orada ne konuşabiliyorsun arkadaşınla ne de telefonlaşabiliyorsun. Ben de sallak gibi onu görmemişim. Adam bana bir bağırıyor, bir bağırıyor. Ay, ama haklı yani. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Ay kusura bakmayın, özür dilerim dedim. Yanında da 2 tane bir genç vardı. Bir güldüler, bir güldüre. Ben de onlarla beraber gülüyorum. Diyorum ki insan bir söyler diyorum. Burası sessiz alan olduğu için diyorum. Ay rezillik. Sabahın köründe onu yaşadım arkadaşlar. 2 gün önce. Böyle bir şey yok. Türkiye'de de öyle var mı ki? Hani böyle trenler var mı? Bazı bölgeler sessiz. Yani telefonlaşamıyorsun. Rezillik, rezillik. Neyse adam benden önce trenden çıktı. Yanımda yürüdü ama adam bir şey demedi ondan sonra. Ya ne bileyim. Görmedim gerçekten de arkadaşlar. Sabahın köründe uykusuzum. Çok komikti. Gerçekten bu diyet yaptıktan sonra midem mi küçüldü? Hemen doyuyorum. Ben soğan salatasının hastasıyım. Ve makarnanın hastasıyım.
Ay Bagheera. Makarnanın her türlüsünü severim. Mantını da her türlü severim ama hayatımda hiç tepsi mantısı yememiştim, Kayseri mantısı. Onu bir kere bak yapmak isterim aslında. Böyle makarna üstünde yoğurt olsun, salça olsun. Seviyorum arkadaşlar valla. Çok seviyorum. Böyle basit ama bilmiyorum niye böyle çok seviyorum. Benim damak zevkim çok İtalyanlara da uyuyor ama Meksikanlara da çok uyuyor. Onlar böyle dürüm yapıyorlar arkadaşlar. Ya da taco yapıyorlar. Benim bir hoşuma gidiyor. Küçüklüğümden beri her zaman yaparım ve yerim. Bak hiç mükemmelinde yapmadım. Bu bizim şeyimiz bitsin. Bu 7 günlük challenge. Ben size bir kere taco ile burrito yapayım. Aslında başka ülkenin yemeklerini de yapmak çok güzel bir şey. Ya siz seversiniz beni. Türkleri sever. Yani öyle aşırı bir baharatı yok. Kız gel. Ay bunlar iyice kafa tuttular. Yanında kadın köpeğe kızıyor. Bir yandan diyorum ki iyi ki köpek var diyorum. Yoksa oraya buraya çıkacaklar. Ay yazık, kıyamam. Dışarı çıkmak istiyor. Bunlar büyüdü artık. Dikkat etmem lazım. Bayağı güzel hopluyorlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu basit yemek bile nasıl güzel gidiyor. Bagheera. Buraya gel. Arkadaşlar ben şuraya kapatayım. Korktum biraz. Bu da inat dinlemiyor ki. Biliyorsunuz ben bilerek tabağıma çok atıyorum. Yani görüntü hoş olsun diye. Mide ameliyattan sonra ama doğruyu söyledim, düşünüyordum. Nasıl yok benim çevireceğim. Bir şey yiyemeyeceğim. Valla yine de iyi yiyorum. Valla ben bu sporculara o kadar saygı duyuyorum ki. Onlar ne hiçbir şekilde kola içmiyorlar. İçecek içmiyorlar. Onlar tuz bile atmıyorlardı. Bak ben tuzsuz yapamam. Bazı insanlar diyor ki ya tuzsuz yemekler daha güzel, sebzelerin tadı yani salatanın tadı daha güzel ortaya çıkıyor diyorlar ama tuza da hayır diyemiyorum arkadaşlar, ama tuzu da aslında yok etsek galiba yani daha da çok zayıflayabiliriz. Tuzsuz yemek yemiyorum. Aslında çayın hakkında da öyle diyordum. Hani çayı şekersiz içemem diye. Çayı şekersiz artık içebiliyorum bak. Ama kahveye bir türlü alışamadım şimdiden. Ama helal olsun valla. Kilo vermek isteyenler, kilolu insanlar demeyeyim, kilo vermek isteyenler kişiler bu bir hafta yapsınlar. Bence Sercan'la ben verdik çünkü Sercan'ın göbeği biraz inmiş. Hani o verdiyse ben hayli hayli vermişimdir. Ya kendimde ben göremiyorum. Çünkü zaten hani mide ameliyatı olduğum benim vücut şeklim zaten değişiyor. Ara sıra kilo veriyorum. Omuzlarım küçülüyor. O yüzden kendimi pek göremiyorum. Benim göbekte var arkadaşlar. Göbeğim gitmesi lazım. İnşallah 90 kilo olduğum zaman ya orası tabii ki de azalır. Ve bacaklar var bende. Bakalım bir verdi mi vermedi mi? Çok merak ediyorum. Kim geldi? Balu. Ama senin yemeğin orada. Oraya otur. Salatam bitinceye kadar yemek yiyeceğim. Şu az makarnadan alıp salatamla devam edeceğim.
Şimdiden düşünüyorum. Çalış bitse de ne yapsam diye. Ay inşallah eğer kilo verdiyse ondan sonra yine kilo almam inşallah. Dikkat etmek lazım. Ben de şöyle düşündüm arkadaşlar. Çalıştığım zamanlarda mesela haşlamayı pişirdiğin zaman çok uygun da oluyor hani alışveriş olarak. Çünkü arkadaşlar mesela bir şey yapmak istiyorsun. Bu lazım, şu lazım, yağ lazım, baharat lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani o kadar çok masraf oluyor ki haşlama yaparken ne? Bak, geçen hafta 20 euro bir alışveriş yapmıştım ve hayır o alışverişle duruyoruz. Ya, çünkü neredeyse bir hafta olacak bu şey challenge. Avokado falan almıştık. Size göstereceğiz zaten. Avokado falan almıştık. Tabii ki de haftada bir kere yapıyorum ama 20 euroluk alışveriş yapmıştım. Normalde haftalık 30 euro giderdi bence. Valla çok süper bir şey. Çalıştığım günlerde eğer kilo verirsem bunu haşlamayı her zaman yapacağım. Haftada 3 kere. Böyle baharatsız, karabiber de yok, yağ da yok. Eğer kilo verirsem inşallah. Ay inşallah kızlar. 30 kiloyu veririm. Aslında evde spor da yapmak lazım. Şöyle salatalardan alalım. Çok güzel gitti. Siz benim ne kadar yediğimi her gün göreceksiniz videoda. Bu kadar yiyemiyorum. Konuştuğum için, ara verdiğim için yiyebiliyorum. Dün ne yemiştik ya? Dün akşam patates ezmesi yemiştik balıkla. Valla arkadaşlar şöyle bu şekilde 4 tane balık vardı. İki tanesini yiyebildim. Patates haşlamasında yarısını yedim. Ama burada çekseydim yani daha da çok yiyebilirdim. Oo, süper olmuş. Bak böyle de güzelmiş bak. Ben normalde makarnayı bu şekilde yapmıyorum. Sadece böyle hani peynir falan attığın zaman o kadar güzel oluyor. İşte sabahtan kalan kıyma vardı. Kıyma omleti yapmıştık. Onu da ekledim hani telef olmasın diye. Valla çok süper gitti. Arkadaşlar bugün biraz rahatsızdım. Başım dönüyordu ama yine de sizler için bir video çekmek istedim. Lütfen bu videoya like, abone, yorum yazmayı unutmayınız. Bizi TikTok'ta Seyfli ailesi, Instagram'da Seyfli'yi takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.